Ara tatilimi nasıl değerlendirmeliyim? Biliyoruz hocam zaten birinci yazılardan daha yeni çıktık. Yorgunuz. Kafamızda bir sürü dert var. Bari tatilde bizi rahat bırakın dediğinizi duyar gibiyiz. Tatilde en fazla yapacağınız şey dinlenmek olacak. Arkadaşlarınızla buluşmak, gezmek, tozmak olacak. Hiç endişelenmeyin. Ama ara tatilimizi küçük de olsa minik çalışmalarla iyi değerlendirdiğimizde gerçekten ileride bize çok fazla değer kazandıracak. Neden mi? Çünkü biliyorsunuz ki üniversite sınavının en önemli kısımlarından biri olan TT'nin yarısı 10. sınıftan oluşuyor. Yani şu anda sizin 10. sınıf birinci yazılarda gördüğünüz konular veya ikinci yazılarda karşınıza çıkacak olan konular. Daha doğrusu onun sınıfının tamamı ...TT'nin yarısını oluşturuyor. AYT'nin de yine önemli bir çeyreğini oluşturuyor. AYT sadece 11-12 değil hepsinin bütün esasında. Burada çok iyi bir çalışmayla hem yazılarınızdan iyi notlar alabilirsiniz hem de TYT adına yani üniversite sınavı adına güzel bir yatırım yapmış olursunuz. Peki bu çalışmadan kalsanız ne hocam? Günde 5 saat mi 6 saat mi? Hayır hayır. Günde belki yarım saat 45 dakika çalışmakla gerçekten çok güzel bir şekilde hem dinlenmiş olursunuz hem de geleceğinize ayır yatırım yapmış olursunuz. Sizlerden bir sürü yorum geldi. Kevser, Beril, Betül Kartal hocam ara tatilde ne yapmalıyız nasıl çalışmalıyız dediler. Şimdi bununla alakalı sizlere çok küçük taktikler vereceğim. Ve ara tatilimizde yine en fazla dinleneceğiz ki dinlenmek de çalışmaya dahil. Ama enerjimizi depolarken geleceğimizde dair bazı yatırımlarımıza yapacağız arkadaşlar. Şimdi tekrar söylüyorum. Onun sınıf çok önemli. Çünkü bu yıl gördüğünüz konular ...TT'nin yüzde ellisi. Buraya temeli yazmışız ama yüzde ellisi. Yani zeminimizi sağlam tutmamız gerekiyor. Ve sadık kalabileceğimiz programlar yapmamız lazım ama diyeceksiniz ki hocam biz nasıl program yapalım? Bununla alakalı benim öğrencilere her zaman verdiğim bir tavsiye var. Şimdi biliyorsunuz ki bizim onun sınıfta sorumlu olduğumuz dersler var. Nedir bu dersler? Örnek veriyorum edebiyat dersimiz var, matematik dersimiz var e, işte fizik dersi var, kimya dersi var, coğrafya dersi var. Derslerimiz burada. Ve bu derslerde de belli konular, belli üniteler var. Öyle değil mi? İşte edebiyat şöyle şunları ayıralım şöyle hızlı bir şekilde. Ben biraz sala kalem yapıyorum ama siz anlıyorsunuz. Edebiyatta işte birinci üniteden sorumluyuz edebiyata girişten. Sonra işte diyelim ki şiir ünitesi var, roman ünitesi var, hikaye ünitesi var. Matematik yine birinci ünite, ikinci ünite, fizikte bir iki, kimyada bir iki, coğrafyada bir iki böyle gidiyor. Şimdi biz Birinci yazılarda daha çok birinci üniteden sorumlu olduk veya ikinci ünitede vardı. Ee, i̇kinci yazılarda daha çok ikinci üniteden sorumlu olacağız diye düşünelim. Şimdi bu üniteler derslere göre, sınıflara göre değişebilir. Burada önemli olan şey şu. Benim öğrenmem gereken yazılılarda ve ileride üniversite sınavında karşıma çıkacak olan kazanımlar işte bunlar. Öyle değil mi? Ben bunlarla alakalı birincisi ve en önemlisi mutlaka kopya hazırlamalıyım. Ne kopyası hocam ya kopya mı çekeceğiz? Hayır hayır sınavda çekmek için değil. İleride de kullanabileceğim Küçük kartlar diyebilirsiniz buna. Küçük yazılılar diyebilirsiniz. Küçük notlar diyebilirsiniz. Ya da kopya diyebilirsiniz. Bu kağıtlar emin olun sizin en değerli servetiniz olacak. Neden? Çünkü sınavda tabii ki kopya çekmeyeceğiz ama bunlar sınavdan önce yapacağımız çalışmalarda. Farklı farklı yerlerde gezerken zihnimize kodlanmasında. Ve ileride... Ya ben bunlardan benim benim notum vardı ya benim işte dua ve insanla alakalı notlarım vardı şiir konusuyla alakalı özetlerim vardı işte ne bileyim fizikte Momentumla alakalı notların var diye bunları saklayabilirsiniz arkadaşlar ve ileride size çok fazla zaman kazanır. Dolayısıyla kopyamızı yapacağız. Buna ders özetle diyebilirsiniz. Konu özetle diyebilirsiniz. Ama ben kopya diyorum. Niye? Çünkü her yerde gezdirebildiğince daha zevkli oluyor. Daha hızlı öğreniyorsun. Hani markaları farklı farklı yerde görünce aklınız o markalar kalıyor ya. Bilgileri de sadece masa başında ve sınıfta değil de farklı farklı yerlerde görürseniz... aklınıza daha iyi kalıyor. Sonrasında soru çözüm yapmamız gerekiyor bununla alakalı. Soru çözümü video olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk başta bizler sizlere şimdi yeni dönemde bir sürü soru çözüm videoları gönderiyoruz ve kısa kısa tam da yazılılarda ve ileride üniversite sınavlarına çıkabilecek kısa video serileri başlatıyoruz shortslar. Yani videolarımızın sürelerini kısaltıp bilgimizin dozajını artırıyoruz arkadaşlar. O videoları izleyebilirsiniz ve kendiniz de soru çözümü yapabilirsiniz. İşte Dinamo Soru Bankası'ndan yapabilirsiniz. Elinize başka bir kaynak vardır. Bunlardan yapabilirsiniz. Ve en önemlisi arkadaşlar şu logoyu hatırladınız mı? Turuncu renk oluyor genelde. ÖSM'nin soruları. Bizler kaynaklarımıza ÖSM tarz sorulara yer veriyoruz. Ama mutlaka sizler de ÖSYM zaten sorularını public her yerde yayınlıyor. Bakabilirsiniz. Bu sorulardan net bir şekilde faydalanmalısınız arkadaşlar. Yani edebiyatta birinci üniteyle alakalı kopyamı hazırladı mı? Yani özetimi. Soru çözüm videomu izledin mi? Soru çözümü yaptın mı? X yayınlarından veya işte Dinamo Soru Bankamızdan. Tamam. ÖSYM sorularını çözdün mü? Çözdüm. İşte bu. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu planı tamamladığınızda hem yazılılarda hem de ileride üniversite sınavında Emin olun çok ciddi kayda değer başarılar elde edersiniz arkadaşlar. Sadık kalabileceğim programdan kastımız bu. Her gün 30 soru çözmek emin olun size damlaya damlaya bir göl, bir deniz, bir okyanus kazandırır. Çünkü 10. sınıftan itibaren her gün 30 soru çözen bir öğrenci üniversite sınavına geldiğinde hayalindeki bölümü çok rahat kazanır. Neden? Arkadaşlar bakın 9, 10, 11, 12 diyoruz ya şu anda 10'dasınız. 11, 12 fiu, hemen verecek Ve iyi bir üniversiteyi kazananlar genellikle buradan itibaren çalışmaya başlayanlar oluyor. 12. sınıftan sonra çalışmaya başlayanlar ya mezuna kalıyor iyi bir yere girmek isterse ya da bir daha hazırlanıyor. Mezun 2 oluyor. Yani dershanelerin mezun bölümlerini kazanıyor. Ama en başından işi sağlam tutanlar hayallerindeki üniversiteleri rahat rahat tercih edebiliyor. Ya ben burayı istiyorum buraya gireceğim diyebiliyor. Dolayısıyla şimdiden yapacağınız çalışmalar inanılmaz değerli arkadaşlar. Bunu bir numaraya koyduk. Tatilde tabii ki dinleneceğiz arkadaşlar. Arkadaşlarımızla buluşacağız. Kendimize zaman ayıracağız. Kitap okuyacağız. Çünkü ÖSYM kitap okuyan öğrencilerin yani üniversite sınavında kitap okuyan öğrencilerin başarılı olabileceği sorular soruyorlar. Hatta bakın şöyle göstereyim. Açıyorum tytyi Bak şimdi. Hep böyle Hocam burası sözel ya. Burada tabii ki böyle çıkacak diyebilirsiniz ama... ...hep böyle metinler, paragraflar var. Yani Türkçe'de, işte tarihte, coğrafyada... ...hep böyle uzun uzun paragraf soruları geliyor. E hocam sayısalda... Sayısalda açayım bakın, sayısalda göstereyim. Sayısalda da mutlaka okumanın önemli olduğu... ...bakın matematik sorusu ama... ...hep böyle hikayeli, görüyor musunuz? Bir hikaye yazmış, içine bir betin koymuş böyle pıt diye şöyle kısa soru çok az bak. böyle uzun uzun sorular koymuş. Okuyan öğrencinin başarılı olabileceği sınav yapıyorlar. Dolayısıyla kitap okuyan öğrenciler geleceğe dair çok ciddi yatırım yapmış oluyorlar en kötü ihtimalle odaklanmaları çok daha güçlü oluyor. Çünkü video izleyen bir insanla kitap okuyan bir insanın odaklanması aynı seviyede olmuyor arkadaşlar. Ara tatil sonrası konu anlatım videolarımızla nokta atışı kısa video serilerimiz yani shortslarla ve soru çözüm videolarıyla sizlerle beraberiz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım diğer videolarımızı görüşmek üzere. İyi tatiller, iyi dinlenmeler.